Türkiye en zayıf döneminde kıyasıya bir bilek güreşinin tam ortasında kaldı. Üstelik yalpalayan diplomasi yüzünden kimsenin güvenmediği bir aktör durumunda. Rusya'dan S400'leri alma ısrarıyla ABD ve NATO'nun desteğini kaybetti. Suriye'de cihatçıları destekleyerek tam savaş öncesi Ukrayna'ya silah satarak da Rusya'yı kızdırdı. Şimdi silah aldığı Rusya silah sattığı Ukrayna ile savaşırken arada sıkışmış durumda. Tutarsız dış politikasının bedelini ödeyecek. Dışişleri Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğini dile getirip sınırların silah zoruyla değiştirilmesine karşıyız dedi. E şimdi Putin çıkıp sizin Suriye'de yaptığınız ne dese ne diyecekler? Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duydunuz mu diye sorsalar? Emevi Camiinde namaz vaadettiniz mi deseler? Sınır değişimi için Suriye'ye silah sevk ettiniz mi diye sorsalar bir cevabı var mı Türkiye'nin? Şunu görmemiz lazım. Bu savaşın tarafları iyiler ve kötüler değil. NATO'dan Rusya'ya Ukraynadan ABD'ye kadar herkesin bulaştığı ortak bir suç var. O yüzden bizim taraf tutacak halimiz yok. Putin'de, Zelenski'de, Xi Jinping de tıpkı Erdoğan gibi demokrasi, insan hakkı, özgürlük tanımayan güç politikasını savunan ve yer kürenin geleceği için tehdit oluşturan rejimlerin temsilcileri. Karşı saftaki ABD-NATO koalisyonu da yayılmacı amaçlar güden Önce kendi stratejik ve ekonomik çıkarını düşünen, Rusya'ya karşı kışkırttığı ülkelere zor görünce rahatlıkla sırtını dönebilen bir ittifak. Bu filler çatışmasında yapılabilecek en iyi şey çatışmanın dışında kalmak. Ne yazık ki Erdoğan'ın bölgede bir aktör olma ihtirası ve peş peşe yaptığı diplomasi hataları nedeniyle Türkiye belaya çok yakın durumda. Daha da kötüsü muhalefete baktığımızda da Fırtınada Türkiye'yi salimen kıyıya çıkaracak bir kaptanlık potansiyeli göremiyoruz. Fırtınanın bir an önce dinmesini beklemek maalesef tek seçenek.